Evet arkadaşlar. Şimdi Java'daki array'lere bakalım. Zaten gördüğümüz üzere çok tanıdık geliyor. Hiçbir farkı yok. Ee, şurada bir uyarı var. Bu uyarı şunu söylüyor. Tamam bu çalışır da diyor. Şöyle yapsan daha uygun olur diyor. Java'da biz böyle böyleyi daha çok seviyoruz diyor. Tek fark bu arkadaşlar. Şu köşeli parantezleri buraya taşımamı istedi. Onun dışında bir fark yok. Şöyle bir fark var. Ben array'lerle döngü yazarken array'in ne kadar uzunlukta olduğunu kendim bilmek zorundaydım hatırlıyorsanız. Burada şöyle bir güzellik var arkadaşlar. int i eşittir sıfır diyorum mesela. Ben bir while yazacağım şurada. Şöyle yapabiliyorum. i küçüktür length yapabiliyorum. Böyle bir güzellik var. Şu değişkeni kullanarak array'lerin üzerinde döngü yazmak çok daha kolay oluyor bizim için. Bundan ayrı. Biz hatırlıyorsanız Array'lerin karmaşasını gizlemek için bir Array diye bir class yazmıştık. Hatırlıyor musunuz? Burada da aynı mantık yapılmış. Burada yazılan class. Burada bir sürü var da bizim yazdığımıza en yakın olanı şu arkadaşlar. ArrayList class'ı. Tamam mı? ArrayList şu al yazdım adını ArrayList'in kısaltması olarak. Bakın kırmızı kırmızı gösterdi. Bizden istediği şu. Biz hatırlıyorsanız yazdığımız Array class'ında her değişken tipiyle çalışabilmesi için template'ları kullanmıştık. Burada da Java'da da jenerikler kullanılıyor arkadaşlar. Şöyle yapayım, şurada da yapmam lazım. Burada şöyle demeliyim. Ee, mesela integer pardon, şu şurada desem otomatikman oradaki de algılanıyor sanırım. Integer. Integer integer diyeceğim ki ben bu ArrayList'in içinde integer'lar tutacağım. Bunun kodunu üret demiş oluyorum. Ya da işte burada şey de yazabilirdim. Boolean yazabilirdim. Ama ne yazamıyorum? Küçük int yazamıyorum. Yani primitif değişken tiplerini yazamıyorum. Primitive'leri kabul etmiyor. O yüzden biz burada integer kullanacağız. Ya da işte float, double, büyük harfle başlayanları kullanacağız. Şunu da yapabiliriz hatta. Mesela kendimiz bir class yazmışız. Tamam class soldier olsun. Tamam. Şu an içini boş tutuyorum. Ben bu array listimde bu da bir obje olduğu için sonuçta bir class olduğu için burada tutuyorum. Soldier gördüğünüz gibi. Evet bir de array listlere bakalım arkadaşlar. Array listlerde ne fonksiyonlar varmış görelim. Size hatırlıyorsunuz bizde de get size vardı. Onun aynısı. Neden fonksiyon şeklinde? Bakın bu bir fonksiyon. Şöyle tıkladığımızda. Fonksiyon şeklinde olmasının sebebini hatırlıyor musunuz? Biz neden get size bir fonksiyon yapmıştık? Çünkü kontrol bizim elimizde olsun istemiştik. Yani biz aslında dışarıdan kendi size değişkenimizi gizlemiştik. Dışarıya da get size diye bir fonksiyon da vermiştik. Burada size'la vermişler direkt. Ee, başka add var. Bunu tanıyorsunuz zaten. Clear var. Bütün şeyleri siliyordur büyük ihtimalle. Bütün elemanlarını siliyordur. Contains var. Bu bunun içinde mi diye kontrol etmek için. Equals var. Bütün elemanların, iki yerin bütün elemanlarını kontrol ediyor ve Doğru ya da yanlış diyor arkadaşlar bize. Get var. Hatırlıyorsanız köşeli parantez kullanamadığımız için artık artık şöyle yapamadığımız için Array'lerdeki gibi ne yapıyorduk? Biz de get eklemiştik hatırlıyor musunuz? Aynısını yapmışlar arkadaşlar. Onun dışında is empty var. Remove var bir objeyi silmek için. Biz koymamıştık sanırım öyle bir şey. Evet ama gördüğünüz gibi mantık birebir aynı. Asıl maksat burada şu tarz ereğlerdeki karmaşayı bunun arkasına gizliyorlar. Şunun arkasına. Ve kullanım kolaylığı sağlıyorlar arkadaşlar. Böylece Java'daki ereğleri de tanımış olduk. Açıkçası ben şunu daha sık kullanacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz.